Herkese merhabalar. Hepinizin merak ettiği bir konuyla gelmek istedim bu hafta. Instagram'da DM'lerim dolup taşıyor bununla alakalı. Hatta yabancı bir sürü kişi de buradan görüp geldi. O yüzden dedim ki artık bir update vereyim. Zaten gerçekten de tam anlamıyla tam zamanı bunun. Bildiğiniz gibi ben 15 Aralık'ta bir burun ameliyatı gerçekleştirdim. Rinoplasti oldum. Bundan çok çok memnunum. Zaten Aralık'ta koyduğum videoda da Ocak'ta koydum sanırım. Neyse aşağıya zaten ben onun linkini bırakacağım ya da yukarıda bir yere de koyacağım. Oralardan da bakabileceksiniz. Bu burun ameliyatı benim için çok güzel geçti. Süreçten de gerçekten çok memnun kaldım. Doktorumdan ayrıca memnun kaldım. Ve benim için bunun bakımı bir şekilde güzel ilerledi. Burnumun fakat şöyle bir problemi vardı. Ben onu o videoda da bahsetmiştim. Kalın derili bir yapıya sahip. Dolayısıyla iyileşmesinin bir tık daha zor olabileceğini bile bile aslında bu işe girmiştim. Nitekim de öyle oldu. Ödemlerin inmesi bayağı bir vakit aldı. Hatta hala ödemli. Ama bir önceki videoyla kıyaslayabilin diye şu an 6 ay arasındaki farkı da size yansıtmış olmak istedim. Siz de en azından bu süreçte burnum nasıl değişti, ne oldu, neler yaptık onu görmüş olursunuz istedim. Şöyle bir göstereyim önce size. Kenardan şöyle bir görmüş olun. Burnumun şuralarında ödemler var. Şu taraflarında. Bunlar çok hani bakan biri hemen görmüyor. Yani sizin de bayağı buna böyle bakın tekrar göstereyim şöyle. Hani bayağı bir aslında bakıyor olmanız lazım bana bunu görebilmek için ya da böyle dibine girip iyice incelemeniz lazım. Onun haricinde hiç öyle bir işte çok aşırı ödemli ve burnum çok büyük gibi bir sorun asla yaşamadım. Zaten baktığınızda da görüyorsunuz. Neyse ki hani şuraya bir şükür moment, bir nazar boncuğu bir şey koyayım. Hani onu güzel atlattım aslında. Bir sorunum olmadı. Fakat bu süreçte ödem inmediği için ekstra benim şeyler yapmam gerekti. Enflece denen bir tablet var. Bunu önerdi doktor ve ben bunu kullanmaya başladım. Bununla beraber bir tık daha aslında hızlı indiğini gördüm. Sonra bunun kullanım dozunu günde 2 kereden 1 kere indirdik. Normalde günde 2 kere kullanıyordum. Onun haricinde bir de yaptığım bir burun masajı vardı. Onu da şöyle iki parmağınızla burnunuza bastıra bastıra bu taraftan ama asla şu kısma inmiyorsunuz. Çünkü ödem benim yani özellikle orada toplanmıştı. Buralara böyle masaj yapıyorsunuz. Amaç buradaki o ödemi dağıtmak ve burnu hareketlendirmek. Bunu yaptıkça da belki bir etkisi olmuş olabilir açıkçası bilmiyorum. Çünkü buradaki burun kemiğim bir tık daha genişti ödemden dolayı. Belki bir önceki videoyla kıyaslarsanız daha rahat bunu fark edebilirsiniz. Ama şimdi buradaki kemik çok daha küçüldü. Bunu elleyince de anlıyorum. Fakat şöyle bir problem var. Dediğim gibi hani daha aslında tam iyileşme sürecinde ve kalın derili bir burnun oturması açıkçası 2 yılı bile alabiliyor. Biz de bu sürede zaten kontrollere devam ediyoruz. Yaklaşık ben böyle 2 ayda bir sürekli kontrole gidiyorum. İlk gittiğimde böyle her ay bir kere şeklinde gittik. Ne olur ne olmaz hani bakalım kontrol edelim diye. Zaten benim hani öbür videoda da bahsettiğim bir şeydi. Kortizon iğnesi yaptırmıştık. Hani biz bu süreci bir görelim. Gerekirse tekrar yapalım. Ya da işte dolguyla içerisinde acaba hareketlendirmemiz gerekebilir mi? Çünkü her vücut buna farklı bir reaksiyon veriyor maalesef. O yüzden aslında sizin bu videomu izlemeniz pek bir işinize de yaramayabilir. Neticede sizin göreceğiniz prosedür farklı olmuş olacak. Vücudunuzun vereceği tepki farklı olmuş olacak ama benimki çok farklı. Örneğin yakın zamanda başka bir arkadaşım daha benim Ümit Ardal'a ameliyata gitti. Döndüğünde bayağı gözüne kanlar oturmuş. Her tarafı mosmor olmuştu. Ama benim hani gözüm bile şişmedi. Yani o kadar dümdüz atlattım ki ben o süreci. Yani sanki hiç böyle burun ameliyatı olmamış gibi gayet normal geçmişti. Ama maalesef sonrasında ödem denen bu şeyle uğraşmam gerekti. Onun haricinde ama hiçbir problem yaşamadım ve bu süreçte gerçekten doktorum hani bana hep yardımcı oldu. Ne zaman ne merak etsem sorsam bana hep bunun geri dönüşünü sağladı. Bir de kontrol için beni sürekli çağırabiliyor olması ya da hani bana artık gelme kendi kendine inecek demeden sürekli yok biz gel bakalım kontrol edelim gibi ilgilendiği için de kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Çünkü bunun evet farkındayım. Böyle bir burnun düzelmesi bayağı bir vakit alabilir. Özellikle bahsettiğim gibi hani ben gözden çıkardım zaten 1-2 seneyi ama hani en azından bu 4-5 ay içerisindeki ya da işte 6 ay içerisindeki değişimi bile beni tatmin edecek bir seviyeye gelebilecekti. Onu farkındaydım. O yüzden açıkçası burnumun bu olduğu halinden çok memnunum. Zaten konuşurken herkesle şöyle falan konuşuyorum. Aa ne haber canım falan. Çünkü amacım hep böyle profilden kendimi göstermek. Ve Instagram'a da fotoğraf koyacağım zaman hep benim şu an ilk yaptığım tepki poz verirken şöyle yan dönüp durmak oluyor. Asla böyle karşıdan fotoğraf çekilesim gelmiyor. Ben her zaman çok severdim sağ profilden zaten fotoğraf çekilmeyi ama bunu yaptığım zaman maalesef bir online cerrahi uygulamam ve Photoshop yapmam gerekiyordu. Bunun üzerine geçemiyordum ama şu an özgüvenim gerçekten çok yerine geldi. Bu tabii ki tartışılır yani. Sonuçta siz bu burun ameliyatını başkaları sizin burnunuzu beğenmediği için mi yapıyorsunuz? Kendiniz istediğiniz için mi? Hani bunun sebeplerini çok fazla çoğaltabilirsiniz ama ben gerçekten hani burnumun yüzüme göre çok büyük kaldığını düşünüyordum. Baktığım zaman şu an suratımın bile bir tık daha zayıfladığını, daha küçüldüğünü
büyüdüğünü hissedebiliyorum. Hani o farklılığın geleceğini biliyordum yani tipim ya da tavrımı değiştireceğini. İstediğim gibi oldu ama neticede. Bu biraz gerçekten şans meselesi. Yani işte derinizin vereceği reaksiyon, doktorunuz nasıl ameliyat edecek sizi, herhangi bir sorun olur mu? Umarım ki olmaz ve yaşamazsınız. Hani doktor da tavsiye edilmez zaten bu arada. Bu hani hepimizin bildiği bir şey. Ama ben sadece size kendi memnuniyetimi söylemek istedim. Bu süreçte burnum bir tık daha hızlı inmeye başladı. Özellikle DM'lerime şöyle yorumlar geliyordu. İşte burnum çok büyük görünüyor hala. Alçıyı çıkarmama rağmen burnumun şişliği inmiyor. İşte bunun üzerine yaklaşık 3 hafta geçti. Burnum hep böyle mi kalacak? Bunlar çok normal bu prosedürler. Çünkü bahsettiğim gibi derinizin vereceği reaksiyon farklı olduğundan dolayı bunu çıkardığınız zaman, o alçı kalktığı zaman burun yavaş yavaş şeklini alacak. Benim de öyleydi bu arada. Alçıdan çıkmış halini ben burada bir yere yerleştireyim. Dedim ki bu ameliyatı ben boşuna olmuşum. Yani şöyle davul gibi bir burun. Kavis denen şey asla yok. Ve hani bantlarla böyle onu indirmek için biz bayağı bir ay falan çaba sarf etmiştik. Yani o bantı sürekli burnumdaydı ve şeydim böyle hani bantı çıkarmak istiyorum artık. Yani burnumu görmek istiyorum. Ben bunu yapmak için bu kadar emek verdim. Ve bu burnun güzel halini artık görebilmek istiyorum. Bunun için tabii biraz dediğim gibi beklemeniz gerekiyor. Biraz daha kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Böyle olduktan sonra gerçekten o burun bir şekilde düzeliyor arkadaşlar. Çok böyle üzerine takılmayın, üzerine düşünmeyin. O bir şekilde inecek. Gerçekten bunun için zamana ihtiyaç var. Ha şunu anlayabiliyorum. Bende de aynı şey var. Hani ameliyat bitiyor. Görüyorsunuz hani fotoğraf video çekiyor ya doktorlar. Çıktığınızda hani diyorsunuz ki aa burnum çok güzel. Ama sonra aylarca o burnu bekliyorsunuz. O burnu yok. Yani ameliyatta olmuş 3 saniye onu görmüşsünüz videoda. Çıktığınız andan itibaren ama o şekil asla yok. Ben de aynı durumdan muzdaribim. Şu an o halini de burada bir yere yine koyarım. Çıktığımda olması gereken hal hala olmadı aslında. Dediğim gibi şurada bir ödem toplanması var. Uç kısmında özellikle. Ama mesela burun ucumun hissiyatı geldi. Bunu öbür videoda anlatmıştım. Burun ucumu asla hissetmiyordum. Hatta bakayım. Şöyle hareketler komik oldu böyle dedim. Şunları yapamıyordum. Şimdi bunların hepsini yapabiliyorum. Yani bu hareketler artık hani burnumun yapabileceği hareketler haline geldi. Zamanla dediğim gibi sonuçta oluyor bu. Ben şey dedim hatta taş gibi kalacak herhalde burnumun ucu da böyle hiçbir şekilde hissetmeyeceğim. Hatta şöyle bir olay da yaşadım. Hani siz de korkmayın diye söylüyorum. Çok uyku sersemi bir şekilde nasıl olduğunu sormayın. Burnumu sandalyenin kenarına çarptım kol kısmına. Ve bayağı bu uç burun kısmını, o donmuş kısmını bir de uyku sersemiyim ya tabii daha da panikledim. Onunla uyandım çünkü sarsmaz kendimi. Onu vurduğum an zaten direkt elimi böyle götürdüm burnumu ve dedim ki kesin kırdım. Ya bu burun, bu kadar emek verdiğim burun şu an gitti yani dedim ve çok üzülmüştüm. Ama sonra baktım hani hiçbir şey yok. Yani şu da aklınızda olsun. İlk bir ay falan çok hassas olabilirsiniz. Hani burnunuzu koruma içgüdüsünde de ister istemez oluyorsunuz. Sonuçta bir ameliyat geçirmişsiniz. Bir olay, bir prosedür var. Ardından da ne olacak kafasına giriyorsunuz. Ama gerçekten bana inanılmaz hızlı bir şekilde burnunuz iyileşecek. Belli bir süreden sonra buna maalesef sizin sabretmeniz gerekiyor. İlk bir iki ay biraz zorlanabilirsiniz ama sonrasında gerçekten istediğiniz duruma illaki gelecek. Bir de bana burun ucundaki ameliyat dikiş izleriyle alakalı çok soru geliyordu. Sizin bu arada burun ameliyat şeklinizin hani nasıl olduğunu biliyorum. Mesela benim buralarda dikişlerim yoktu. Burun ucunda vardı. Ve böyle ten rengine yakın ipliklerle. Mesela bazı iplikler kendinden düşüyormuş. Bazı doktorlar için hani gidip böyle aldırmanız gerekiyormuş falan. Olduğunuz doktora göre de değişiyor. Benimki kendiliğinden eriyip düşen iplik tarzındaydı. Ve böyle iplerin ucu falan uzundu. Ben açıkçası yani bilmiyorum bu normal olması gereken bir şey mi ama uçlarını kesmiştim o iplerin mesela. Burada duruyordu o ipler. Zamanla onlara kendisi düştü gerçekten. İşte ne bileyim yüzünüzü tonikle siliyorsunuz. Yüzünüzü yıkıyorsunuz falan. Ya da işte gün içinde orası kapanmaya başlıyor. Kendince kabuk gibi düşün yani. Bir sivilcenin bir yaranın kabuk bağlaması gibi. Hani orada da öyle kabuk kabuk oluyor ve sonra onlar düşüyor zaten. Benim o şekilde geçti. Yani ben gidip bu dikişleri aldırmak için ayrı tekrar bir operasyona girmedim. Ya da işte evde kendi kendime o dikişleri sökmedim. Ve dediğim gibi gözle görünür dikişler de değildi zaten. Burnumun şuralarındaydı. Ama ameliyat videolarında görüyorum. Şuralardan da dikiş olabiliyor bazı ameliyatlarda. Ya da belki de ben dikkat etmedim bilmiyorum. Çok içten diktiler ya da görmedim. Yani benim gerçekten buralarımda öyle iplik miplik yoktu yani. Mantıken aslında açtıklarında burada da olması lazım ama dediğim gibi içten mi diktiler ne oldu bilmiyorum. Ben oralara hakim değilim yani dışarıdan görmedim orada iplik. Sadece şu uç kısmında burada görüyordum. Burası zaten burnu hani eğer burun ameliyatını izlediyseniz biliyorsanız korkuyorsunuz da eğer bir iki dakika atlayın burayı. Buradan kesip burnunuzu şu şekilde açtıkları için zaten burasının hani sonrasında kapanıp dikilmesi gerekiyor mantıken. O yüzden orada
da dikişiniz oluyor. Ama o dikişler dediğim gibi bende eriyen ve kendi kendine giden dikişler olduğu için orada da bir sorun yaşamadım. Onun dışında açıkçası aklıma gelenler bu kadar. Yani daha söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece size burnumun son halini de hani bir 5-6 ay geçtikten sonraki halini de göstermek istedim. En azından sürecin nasıl ilerlediğini de görmüş olun. Sonuçta orada bir tık daha şişti ve problemlerim daha başkaydı. Şimdi en azından öyle sorunlarım kalmamış oldu. Bir de ben bu tablet olayını bilmiyorum ama internetten araştırdım FLC tabletini. Unutmadan onu tekrar bir ekleme yapayım bahsettiğim konu üzerine. Bunu yurt dışında falan da çok kullanıyorlarmış. Ödem engelleyici olarak. Özellikle böyle diğer ameliyatlarda falan da hani sadece burun ameliyatı için değil. O yüzden de hani dedim bu tamam güvenilir bir şey herhalde, o zaman bunu kullanmakta bir sorun yok. Çünkü arkadaşım, ameliyat olan arkadaşım böyle şeyle hiç kalkışmadı. Hiç böyle şeylere ihtiyacı kalmadı. Ama ben bunları yaşamak zorunda olunca açıkçası birazcık korkmuştum. Hani bir de üstüne tablet mi içeceğim, hem de işte masaj yapıyorum, çok uğraşıyorum falan. Ama zamanla hepsi gerçekten geçiyor. Hiçbir şekilde telaşlanmayın, korkmayın. Bunu çok anlıyorum, endişesini. Sonuçta orada bir hani ameliyat masasına yatıyorsunuz. Biraz korkutucu ya da işte devamında ne olacağını bilmiyorsunuz. Vücudunuz nasıl tepki verecek? Kamyon çarpmış gibi mi olacak suratınız? Başınıza başka ne işler gelecek? Ama günümüzün bence en kıymetli olayı, en güzel olayı diyeyim daha doğrusu, ameliyatların çok rahat geçiyor olması. Ki özellikle burun ameliyatı. Gerçekten yani bakıyorum doktorların videolarına, Ümit Ardal'ın da videolarına bakıyorum. Günde 2 kişi, hatta bazen 3 kişi falan ameliyat ediyorlar. Nasıl bir el alışkanlığı, nasıl bir rahatlık bilmiyorum. Herkes gidiyor ve sürekli ameliyat oluyor. O yüzden de artık bu çok daha zor bir olay olmamaya başladı sanırsam herkes için. Onun için böyle bir planınız varsa korkmayın. Gerçekten bu noktada hani çok rahat geçiyor bunun devamı. Süreç boyunca da sizin vücudunuzun verdiği tepkiye göre de artık ne yapmanız gerektiğini doktorla beraber karar veriyorsunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi başka bir sorunuz varsa Instagram'dan da buradan yorumlardan da bana ulaşabilirsiniz. Hepsine elimden geldiğince dönmeye cevap vermeye çalışıyor olacağım. Bir sene bittiğinde de belki bir senem doldu. Bakalım burnum nasıl olmuş videosuyla da gelebilirim. O zaman da bütün sorularınızı zaten cevaplamış olurum diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.